Evet, kapatma davası açıldıktan sonra bizler oturup bir değerlendirme yaptık. Ve bu davanın aslında seçim dönemine sarkıtılacağı ihtimalinin çok güçlü olduğu sonucuna vardık. Hazırlıklarımızı da buna göre yaptık. Bir çalışma ekibi kurduk. Bu çalışma ekibi hem seçimlere nasıl girebileceğimiz hem de dava sürecini nasıl yöneteceğimiz üzerinde çalıştı. Şunu söyleyelim, seçim dönemine sarkıtılması halinde, kapatma davasının seçim dönemine sarkıtılması halinde seçimden önce kapatılma riski vardı. Çünkü bu iktidar HDP'yi seçime sokmayarak kendisine büyük bir avantaj sağlayabilirdi. Bizim yüksek oranda oy aldığımız ve çok sayıda milletvekili çıkardığımız şehirlerde en yakın rakibimiz AKP. Eğer HDP seçime girseydi, biz HDP olarak seçime girseydik ve seçimden önce kapatma kararı verilseydi, bütün oylarımız boşa giderdi. Bu elbette seçmenimiz ve siyasi hedeflerimiz bakımından büyük bir zarar, büyük bir hasar olacaktı. Ama toplamda Türkiye'de demokrasi mücadelesine de çok ağır bir darbe vuracaktı. Bu kadar kritik bir seçime giderken bizim oy gücümüzün, tabanımızın, iradesinin boşa düşmesi gelecek dönemin de karanlıklar içinde ve krizlerle devam etmesi ihtimalini çok yükseltiyordu. O nedenle seçim dönemi başladığında, resmen seçim tarihi ilan edildiğinde kapatma davası devam ediyordu. Biz de bu riski almadık. Yeşil Sol Parti ile seçimlere girmeye zaten hazırlıklarımız vardı. Kararımızı da o yönde somutlaştırıp ilan ettik. Yani iktidarın hesabı HDP şahsında demokratik siyasete darbe yapmaktı. HDP üzerinden demokratik siyaseti neredeyse tasfiye etmekti. Biz bu hesabı boşa çıkardık. Hazırlıklarımızı dediğim gibi çok önceden başlatmıştık ve bu dönem anahtar role sahip bir konumdayız. Hem seçim sonuçlarını belirleme konusunda hem seçimden sonrasıyla ilgili süreçler bakımından bir anahtar rolümüz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında yeni bir dönemin başlaması gerektiğini söylüyoruz. Biz demokratik cumhuriyetin inşasında en belirleyici aktör olmak istiyoruz. Şimdi bütün bu hedeflerimiz eğer seçime giremeseydik büyük ölçüde boşa düşecekti. Şimdi iktidar da yani AKP-MHP bloku da tam bunu istiyordu. Biz yaptığımız çalışmalarla, oluşturduğumuz politikalarla onların hesabını boşa düşürdük. Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri için ayrı stratejiler belirledik ve bunu da çok erkenden ilan ettik. Yani 27 Eylül 2021 tarihinde, bundan 1,5 yıl önce stratejimizi kamuoyuyla paylaştık. Son derece açık, şeffaf bir politika izledik. Amacımızı da belirledik, stratejik hedeflerimizi de tespit ettik. Dedik ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde hedefimiz tek adam yönetimine son vermektir. Milletvekili seçimlerinde ise en yüksek temsiliyete ulaşarak gelecek dönemin kurucu aktörü rolünü üstlenmektir. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürüttük ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini de bu çerçevede, bu hedefler çerçevesinde yönettik. İşte çeşitli aşamalardan geçtik. En son depremden sonra aday çıkarmama konusunda bir karara vardık. Bunu hem ittifak güçlerimizle hem de çeşitli demokrasi çevreleriyle yaptığımız istişareler sonucu belirledik. Böyle bir tavır belirledik. Daha sonra tartışmaları devam ettirdik. İşte Kemal Bey'in bizi ziyareti oldu. O ziyaretin değerlendirmesini de yine hem ittifak içinde hem kurullarımızda yaptık. Ve en son Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını verdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tutumumuz nettir. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Milletvekili seçimlerinde ise
bizim hedefimiz en yüksek temsiliyetle Yeşil Sol Parti'yi meclise taşımak. Mecliste, Yeşil Sol Parti'nin mecliste yüksek bir temsiliyete sahip olmasını sağlamaktır. Bu sayısal bir mesele değildir. Bu siyasal bir hedefin ifadesidir. Siyasal hedef de biz olmadan denklemlerin kurulamayacağı bir tablonun oluşmasını sağlamaktır. Çünkü biz esas demokrasi ve demokratik cumhuriyet yolunu açacak güç olarak kendimizi görüyoruz. Elbette tek adam yönetimine son vermek önemlidir. Bu bizim stratejik hedefimizdir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için kendisine destek vereceğimizi de ilan ettik ve bu desteğimiz son derece tereddütsüzdür, açıktır, nettir. Her vesileyle de bunu ifade ediyoruz. Ama Erdoğan'ın gitmesi ve Kılıçdaroğlu'nun kazanmasıyla bizim politik hedeflerimizin gerçekleşeceğine dair bir imza, öyle bir hani naif bir hesabımız da, naif bir düşüncemiz de yok. Demokratikleşme, Kürt sorununa demokratik çözüm, gerçek adalet ve kalıcı barış. Ancak biz güçlü olursak mümkündür. O nedenle biz kendimizi gelecek dönemin kurucu aktörü olarak görüyoruz. Türkiye'de Kürt sorununun demokratik çözümü, Türkiye'nin bütününde demokrasi, demokratik cumhuriyetin inşa edilmesinin yolunun açılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda motor güç biz olacağız, güvence de biz olacağız. Bütün halklarımıza çağrımızdır. Gerçekten demokratik bir gelecek, adalet, barış ve emeğin hakkı üzerine kurulu bir düzen istiyorsak Yeşil Sol Parti'yi destekleyelim. Yeşil Sol Parti ağacı altında buluşalım. Yeşil Sol Parti'yi güvencemiz olarak görelim ve meclise en yüksek temsiliyette gönderelim. Elbette Cumhurbaşkanlığı seçiminin de ilk turda bitmesini sağlayacak iradeyi ortaya koyalım. Bu bir. İşin diğer boyutu da seçim güvenliğidir, sandıklara sahip çıkmaktır ve irademizi savunmaktır. Bunun için de demokratik kararlılık ve demokratik olgunluk diye bir denklem koyduk önümüze. Yani biz diyoruz ki seçim güvenliği konusunda da demokratik kararlılıkla hareket edeceğiz. Provokasyonlara karşı çeşitli tezgahlar ortaya konursa bütün bunlara karşı demokratik kararlılıkla ve demokratik olgunlukla hareket edeceğiz. Hiçbir provokasyonun, hiçbir tezgahın sonuç almamasını sağlayacak tutum budur. Biz bunu tek başımıza, kendimiz olarak yapabileceğimiz iddiasında değiliz. Ama bu konuda önemli bir güç, örgütlü, tecrübeli bir parti olduğumuz da herkes tarafından biliniyor. Biz bu tecrübemizi ve birikimimizi demokratik kararlılık ve demokratik olgunluk çerçevesinde kullanacağız. Bütün diğer muhalefet partilerinin de aynı tutumu ortaya koymasını bekliyoruz. Türkiye'de demokrasi isteyen, Türkiye'de bir parça nefes almak isteyen bütün insanların da aynı iradede buluşmasını bekliyoruz. Öyle olacağına da inanıyorum ben. Yani iktidar istediği gibi korku senaryoları yaratsın, toplumun çeşitli kesimlerinde kaygıları yükseltsin, bunları boşa çıkaracak güç vardır. Bu ülkede, bu topraklarda bu güç vardır. Yeter ki biz bunu güzel, doğru yönetelim. O zaman bu seçimler gerçek anlamda bir dönüm noktası olacaktır. Seçim sonuçları Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını mümkün kılacaktır. Türkiye'de halkın iradesinden daha üstün bir güç yoktur. Bütün bu rivayetler ve tevatürlerin devreye sokulmasını nedeni muhalefetin seçim kampanyalarını engellemek, halkın kendine güvenini sarsmak ve korku içinde bocalamasına meydan vermektir. Esas amaç budur. İktidar
bu propagandayı el altından dolaylı yollarla kendisi yayıyor. Böyle bir senaryonun bu ülkede gerçekleşmesi söz konusu olmaz. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de bütün muhalefet partileri ve bütün demokrasi çevreleri, Türkiye'de bir nefes almak isteyen bütün insanlar demokratik kararlılık ve demokratik olgunluk çerçevesinde hareket ederlerse her türlü senaryoyu, kötü senaryoyu, olumsuz senaryoyu, hatta kirli senaryoyu kesinlikle boşa çıkarırız biz.